Ali Erbaş'ın bu ıı, açık büfe açıklaması nereden çıktı şimdi? Bunun gerçek gündemi ile ilgili olduğunu söylemezsek, deşifre etmezsek Ali Erbaş'ı dinleyip de hakikaten onun yarattığı suni gündeme, onun yarattığı kandırmacaya kapılabilecek, aldanabilecek insanlar olabilir. Sizin işiniz gazeteci olarak sorgulamak. Benim işim muhalefet olarak itiraz etmek ve bunu açığa çıkarmak. Biz şunu yapmıyoruz. Ali Erbaş istakozla ilgili bir şey yok efendim. Nasıl haram dersin helal olacaktı da bilmem ne yapsak Ali Erbaş'ın oltasına takılırız. Veya Ali Erbaş'ın dediği Ali Erbaş demiş ki açık büfe şey israf. E bindiğin 5 milyon liralık Mercedes israf değil mi kardeşim? Şimdi açık büfe israfa kaçmamak yoluyla yenilebilir diyor. Ya sen sarayda ye, ne yeniliyor bir biliyor musun? Bir git bak bakalım. Otelin açık büfesini bırak sarayın açık büfesine bak. O efülüliler bilmem neler ben saraydaki yemek listesini gazete bastı. O bir resepsiyondan önce 29 Ekim resepsiyondan. 10 taneden 9'unu ömrümde ilk kez duyuyordum. İlk kez. Ben ejder meyvesini sarayda yenilirken öğrendik. Smoothie diye bir şey olduğunu saraydan öğrendik. Yani bunlar o Ali Erbaş şimdi deza, kadın kendi bakanlığına dezenfektan satarken israf demiyor haram demiyor. Ormanlar cayır cayır yanarken 13 tane cumhurbaşkanlığı uçağı duruyor. İsraf demiyor, haram demiyor. Öbür taraftan 4 tane bakan hırsızlık, yolsuzluğa karışmış. Yüce Divan'a yollanacakken dönemin başbakanı söylüyor artık. Saraydan gelen müdahaleyle susturulmuş. Buna haram demiyor, israf demiyor. AK Parti'nin belediye başkanları kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya zorla istifa ettirildiler. Ya FETÖ'cüler ya yolsuzluk yaptılar. Çünkü bu iki ihtimalin dışında bir şey yok. Onu ima ederek ettiler. Bir tane savcı çıkıp da ya sen istifa ettirildin. FETÖ'cü müsün? Yolsuzluk mu vardı belediyende diye sormuyor. Belediyenin hesabına bakmıyor. Burada israf yok, haram yok. Ondan sonra açık bir israf mı? Elan mı? Istakoz yensin mi? Yenmesin mi? Olacak bir şey siz değil. Memleketin başını yedi bu adamlar. Siz yani. diyorsunuz ki bunları bilerek yapıyorlar. E, bilerek yapıyorlar. Ha. Yemin, bak bunları bilerek yapıyorlar. Adamın derdi israf olsa saraydaki israfı sö söyler yolsuzluklarla ilgili fetva verir. İsraf meselesinde mesela der ki 13 tane uçağa ne gerek var? Alman başbakanı bile tarifeli uçakla uçuyor. Hadi bir uçak bilemedin iki uçağın kalsın 11'ini satıp da orman yangınları için uçak alsanız doğru olur diye bir açıklama yapsın bakalım bir gün onu orada tutuyorlar mı? Bir gün tutuyorlar mı? Cuma namazına 300 araçla 3000 korumayla gitmek yazık değil mi? Bu kadar jiplerin bilmem nelerin mazotu bir cuma namazı için olur mu? İki tane korumanızla en yakın camide gidip kılıverseydiniz. Neden bütün şehri boydan boya konvoylarla geçiyorsunuz, trafiği durduruyorsunuz? Bütün arabalar sizi bekliyor İstanbul'da saatlerce. Yazık değil mi zaman israfı dese bakalım bir dakika tutuyorlar mı? Neymiş israf? Açık büfe israfıymış değil miymiş? Ya bu, bu mantık tamamen siyasette ortaya sürdüler. Onu gündeme getirsinler, gündemde tutsunlar memleketin gerçek sorunları konuşulmasın. Hele hele bir de keşke keşke diyorlar. Bu adama Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, bir CHP'li başka bir laf söylese, tersten bir laf söylese de biz bunları dinsiz yaptasını yapıştırsak, milletin önünde CHP'yi dinsiz diye suçlasak, o zaman dini konularda vatandaş son derece hassas, belki tekrar gelirler arkamıza toplanırlar. Bütün hesapları bu. Peki. Ha, bir de şey var tabii, onu da söyleyeyim son söz. Her sıkıştıklarına şimdi Ali Erbaş yerel piyon tık tık tık. Ama bir de ne var? Küresel piyon var. O da ülkede başlarına ne gelirse gelsin dış güçler bize saldırıyor. Bir gün Recep Tayyip Erdoğan o dış güçler tam bize saldırırken çıksın. Desin ki dış güçten kastım şudur. Saldırı da budur diye bir göstersin gözümüzde görelim bakalım. Olmayan bir korkuyu vehmi yaratıp onu yapıyorlar da bunu yapıyorlar. Sen güçlü olursan sana kimse bir şey yapamaz. Bu dış güçler bir kere de Almanya'ya saldırsın. Almanya'nın ekonomisi göçsün.